İyi akşamlar. O yapayalnızdır, arkadaşı yoktur. O yalnızlık ülkesinin yüz binlerce ferdinden biridir, diyor yazar Çetin Özbey. Otizmli çocukların eğitimiyle ilgili yazdığı kitabında böyle özetlemiş otizmli çocukların dünyasını. Yarın 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bu münasebetle biz de bugünkü programımızı otizm üzerine yapmak istedik. Otizmle yaşamak, yani otizmli bir birey olarak yaşamak ve otizmli bir bireyle ebeveyn olarak yaşamak nedir? Bunları bugün konuşmaya çalışacağız. Konuklarımız Elazığ Yaşam Otizm Vakfı Başkanım. Çalışanlar Başkanı ve çalışanları, öyle diyelim. Selma Hanım, Vakfı Başkanıyım. Elazığ Yaşam Otizm, onu doğru Evet, söylemek istiyorum. Başında Elazığ Elazığ'da Yaşam var. Otizm Vakfı Başkanıyım. Selma Başkanısınız. Sizi Alimoğlu. tanıyalım. Evet, Buyurun. Selma Alimoğlu ben. Sınıf öğretmeniyim. Yaşam Tamam. Otizm Vakfı Başkanıyım. İki çocuk annesiyim. 9 yaşındaki oğlum Ömer otizmli. 7 sene önce yine Nisan ayında öğrendik otizmli olduğunu. Çabalarımız neticesinde bir vakıf kurmaya karar verdik eşimle. Konuşacağız bunların Evet, hepsini. Vakıf evet. hangi aşamalardan geçti? Ama Elbette. dikkat ettim. 7 sene önce Nisan ayında dediniz. Evet. Yani ayı bile Evet, hatırlıyorsunuz. Demek otizm ki farkındalık ayında evet. öğrendim. 8 senelik eğitimci olmama rağmen otizmi tam olarak bilmiyordum. Bilmiyordum. Belki sadece isim olarak Tabii duymuşluğunuz ki. vardı Evet. ama nasıl bir şey olduğunu Farkındalığımız yoktu inanın. bunların hepsini konuşacağız. Yani İnşallah. farkındalık zaten 2 Nisan Otizm Farkındalık Kazandırma Günü. Evet. Biz de inşallah bugünkü programda buna bir katkı sağlamak istiyoruz. Yine Elazığ Yaşam Otizm Vakfı hem eğitimcisi hem eğitim koordinatörü Evet, Havva Havva Güneç. Güleç. Buyurun sizi Yaşam tanımak. Otizm Vakfı Evet, Eğitim tanıyalım. Koordinatörü, aynı zamanda vakfımızın beden eğitimi öğretmeniyim. Evet. Şimdi Selma Hanım, sizinle başlayalım. Tabii ki. Farkındalık kazandıracağız dedik ya. Evet. Biz işin içerisindeyiz belki. Ben de eğitimci olduğum için biliyorum. Fakat bizi izleyen insanlar otizmin ne olduğunu bilmiyordur. Elbette, Bir tanımlayalım. Otizm nedir? evet. Otizm doğuştan gelen fakat yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluk. Nörogelişimsel bir bozukluk diye de tanımlayabiliriz. Yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkması bu şu anlama geliyor. Anne ve babalar çocukları dünyaya geldikleri zaman sağlıklı bir çocuklarının dünyaya geldiğini düşünüyorlar. Fakat süreç içerisinde otizm belirtileri kendini göstermeye başladığında ki bu 2 yaş civarı, 1,5-2 yaş civarına denk gelmekte. Böyle olunca otizm belirtileri başlayınca anne ve babalar çocuklarındaki farklılıkları genelde işte doktora başvurarak Yani değerlendirmeye alıyorlar. tespit Evet. etmiş oluyorlar. Ben Evet. araya gireceğim. Başta söylemeyi unuttum. Soruları olan seyircilerimiz WhatsApp numarasından bize mesaj yazıp soru sorabilirler. Onu söyleyelim gecikmeden. Yani ilk 3 yılda diyorsunuz. Ortaya Tespit, çıkıyor, aslında evet. yani belki de doğduğu andan itibaren Tabii otizmli ki, tabii ama ki. tespit Doğuştan. edilemiyor. Tabii ki. Beklenen gelişimsel davranışları ilk 3 yılda göstermesi gereken normal çocukların gelişimsel davranışlarını göstermediğinde, değil mi? Şüphe oluşunca. Sağlıklı çocukların da ilk 2 yılı Evet. iletişim becerileri biraz daha kopuktur. Kelime tekrarları vardır. Onun için otizm tablosuna yakın bir seyir gösterir. Ancak dediğim gibi 2 yaşından sonra belirgin hale geliyor genelde. Ama geç konuşma, yani Belirtilerini mi evet söyleyelim? Tamam. belirtilerinden bahsetmemiz gerekirse Bülent Hocam otizm o kadar geniş bir yelpazeye sahip ki her bireyde farklı olarak ortaya çıkabiliyor. Durum böyleyken örneğin geç konuşma diyorum ama benim oğlum inanın akranlarından önce konuşmaya başladı diyebilirim. Yani çokça şiir, dua, sure ezbere bilirdi. Hani ne versem alan bir çocuktu. Yani 2-3 yaşlarında da mı böyleydi? Evet Öyle evet tabii mi? ki. Yani Evet. bizim işte kayınvalidem, kayınpederim eğitimci, ben eğitimciyim. Çokça çocukla muhatap olan insanlar olarak işte annemiz, babamız işte çocuk sahibi. Hiç kimse oğlumdaki farklılığı açıkçası fark Fark edemedi. edemediler. Evet. Evet. Oğlumdaki farklılığı kız kardeşim doktor hanım Ayşe Hanım fark etti. Hiperaktivitesinden dolayı bir doktora başvurmamızı önerdi. Başvurunca da doktor bey hemen böyle Ömer'le ilgili otizm tanısını koydu. Yani ablanız mı dediniz? Evet.
O hiperaktif diye düşün. Bir farklılık sezdi ama adını hiperaktif diye koydu. Evet, aynen öyle, evet. Zaten otizmde birçok çocukta herhalde böyle düşünülüyor değil mi? Ben de biraz araştırdım. Evet, hiperaktiviteden şüpheleniyor. Eşlik ettiği durumlar da var. Tam tersine böyle hantal, hareketsiz çocuklarımız da var. Yani onun için çok geniş bir yelpaze diyorum. Çok farklı seyredebiliyor. Tablolar yani, çok farklı birbirinden. Şimdi bizi izleyen seyircilerimizin muhakkak 2-3 yaşında çocuğu olan seyircilerimiz de vardır. Birkaç tane daha böyle özellik söylesek ki, yani dikkat etmeleri gereken. En başta adına seslenince çocuğunuz bakmıyorsa. Göz teması kurmuyorsa. Göz teması kurmuyorsa. İnsanlardan çok nesnelere odaklıysa. Yani bir arabanın tekerini çevirmekten daha çok hoşlanıyorsa. Sizinle konuşmaktansa ya da sizinle oyun oynamaktan ziyade işte bir kalemi kemirmek ya da işte bir oyuncağın tekerini çevirmek onun için daha çok ilgi çekiciyse otizm belirtileri var demektir. Konuşması geç olmuşsa, gecikmişse mesela bizim toplumumuzda hep şey derler ya erkek çocuk geç konuşur biraz falan. Geç konuşur bunlara derler, hiç evet. Dikkat etmemek lazım, dikkate almamak lazım daha doğrusu. Erkek çocuk geç konuşur falan demeyeceğiz. Muhakkak bir doktora başvurmamız lazım. Böyle dönen nesneleri takip ettikleri söyleniyor. Elbette. Vardı Hı-hı. değil mi? Bu da tabii bu ki. Özellikte var. Sarılmayı, öpmeyi sevmeyen çocuklarımız var. Ama işte dediğim gibi mesela bizim kurumumuzda çok hoşlanan çocuklarımız da var. Evet. Değil mi hocam? Yani sarılmaktan hoşlanan çocuklarımız da var. Dokunulmasından hiç hoşlanmayan çocuklarımız da var. Ama genel herhalde genel özelliklerde bu tabii var. Ki. Dokunmaktan rahatsız olanlar daha çok diyebiliriz. Elbette ki. Evet. Dönen nesnelere bakma ya da çok ışıklı şeylerin ilgisini çekmesi diyebiliriz. Aşırı hareketli ya da aşırı durgun diyebiliriz. Adına seslenince tepki vermemesi çok önemli bir bulgu. Dediğim gibi insanlarla iletişimden ziyade cansız varlıklarla, nesnelerle göz teması da bence çok önemli ki, bir kesinlikle. Unsur değil mi? Evet, kurmuyorsa, ki. Göz tabii teması ki. Kurmuyorsa... Evet. Tabii seslendiğinizde sosyal ortama ben de birazcık göz attım, merak ettim. Sosyal ortama adapte olmuyor. Sosyal ortamda yaşananlar onu pek ilgilendirmiyor. Kesinlikle. Çevreleriyle ilgilenmezler. Evet. Evet. Yani bu durumları gördüklerinde ne yapmaları lazım? Kime gitmeleri lazım? Kesinlikle bir çocuk psikiyatri. Çocuk psikiyatri. Evet, evet. O da önemli. Lazım. Yani her doktor bunu bilmez. Kesinlikle. Evet. Çocuk ruh sağlığı. Değil mi hekimlerine? Aslında şey de mesela çok duyduğumuz şeylerden biri. Çocuklarında işitme kaybı olduğunu düşünüyor anneler. Hani adına sesleniyorsun, Ahmet Ahmet diyorsun ama çocuk hiçbir şekilde dönüp sana bakmıyor. Böyle olunca acaba benim çocuğum sağır mı, duymuyor mu beni gibi doktora başvurduklarını yani biliyoruz. O bile bir fırsattır aslında. İşitmeden dolayı giderler, doktor doğru aynen kişiye öyle, yönlendirebilir. O zaman kesinlikle öyle. 2-3 yaş arasında çocuklarında buna benzer bulgular varsa hemen bir hekime doktora, görünmeler gerekiyor. Konuşmada gecikme, dediğim gibi adına seslenince bakmama, göz kontağı kurmama, cansız varlıklara daha çok ilgi gösterme. Normalde çocuklar bilirsiniz o dönemde iletişim kurma hevesleri çok fazla vardır. Etraflarını tanımaya yönelik anne babayla iletişim kurma, oyun oynama. Ama otizm çocuklarda bu ne yazık ki olmayabiliyor. Tabii ki. Evet. Hava Hanım'a geçelim. Tabii. Hava Hanım siz de eğitim yönünde değil mi? Çaba sarf ediyorsunuz kurumda. Peki yani asıl soru şu bence. Otizmli bir çocukla çalışmak nasıl? Normal bir çocukla çalışmak nasıldır? Yani kıyas yaptığınızda güçlükleri ve kolaylıkları açısından değerlendirirsek ne demek istersin, ne dersiniz? Yani onu şöyle açıklayabiliriz. Ben tabii otizmli çocuklarla da çalıştım, normal çocuklarla da çalıştım. Bu noktada otizmli çocuklar tabii ki daha zor oluyor. Algılama açısından normal çocuklara göre daha geç oluyor. Daha çok bireysel mi çalışmak zorundasınız? Şöyle mesela şu an bizim sürdürmüş olduğumuz eğitim sisteminde birebir çalışıyoruz. Evet. Normal çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklar daha erken adapte oluyorlar ve önlerinde biz rol model görüyor ve onu taklit ederek, model alarak öğreniyor. Ama otizmli çocuklarda bu pek mümkün olmuyor. Bu davranışsal anlamda bizlerin katkılarıyla belirli bir... Yani her anını, eğitimin her anını yönlendirmeniz gerekiyor. Evet. Her anında siz varsınız. Kendisi gözleyerek öğrenemiyor. Diyebilir miyiz? Sosyal öğrenmeleri zayıf, evet. Evet. Sosyal öğrenmeleri zayıf. Siz aynı zamanda beden eğitimi öğretmenisiniz. Evet, beden eğitimi öğretmeni. Yani bu çocukların eğitiminde sporun
etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Muhakkak etkili de yani hangi boyutlarıyla? Bu sadece otizmli çocuklar adına değil, normal gelişim gösteren çocuklar adına da her zaman, her daim olmalı, her yaşta olmalı, biz yetişkinler açısından da olmalı. Tabii ki bizim eğitim sistemimizde yani anlayışımız biraz spor odaklı şu anda. Ve biz sporun faydalarını çocuklar üzerinde gördükçe, hani bunun işin içerisinde olmamıza rağmen hani bu bir anlamda bize de bir ispat oluyor. Yani yine de şaşırıyoruz. Çünkü her geçen gün farklı mucizelere tanıklık ediyoruz. Evet. Instagram adresinizde ben takip ediyorum. Yani çok güzel düzenekler var. Spor ne evet. diyelim ona koordinasyon amaçlı hani çok güzel düzenekler var. Evet. Ve seyrederken otizmli çocukların sizin belirlediğiniz standartlar veya sınırlar içerisinde çok güzel etkinlikleri yaptıklarını görüyorum. Evet. Bunu sürdürürken... Ya şöyle, evet. bizim otizmli çocuklarımız başladıkları zaman vakfımızda ince motor ve kaba motor hareketlerini kesinlikle yapamayan çocuklardı. Hani bu temel motor becerileri dediğimiz zıplama, sıçrama, uzanma, sürünme veya top atıp tutma tarzı beceriler hiçbirinde yoktu ne yazık ki. Ve bunun başlıca etkenlerinden biri hani çocuklarının ev ve normal eğitim öğretimlerini sürdürdükleri okul arasında bir yaşamdan kaynaklı maalesef. Birçok aile sporun farkında değil, sporun çocuklar üzerinde geliştirici bir faktör olduğunu farkında değil ne yazık ki. Bunun bizlerin burada bulunma sebebimiz aynı zamanda ailelerimize evet. bu noktada yardımcı olmak. Ailelere de bu yönde bilinç kazandırıyorsunuz. Belki de verdiğiniz etkinliğin benzerlerini ev ortamında onlar da yapsınlar diye belki ev ödevlerde veriyorsunuz öyle. Sanırım. Evet. Şimdi biz çocuklarımızı normal şekilde uzman vakfımızda sürdürdüğümüz eğitim sisteminden bahsedeyim. Evet. Çocuklarımızı ilk önce keşfediyoruz. Kendi gelişimlerini şöyle söyleyeyim. İhtiyaçlarını mı desek? Yaşlarına ve gelişimlerine evet. uygun bir program hazırlıyoruz. Evet. O program doğrultusunda çalışıyoruz. Hepsi otizmli çocuk. Hepsi otizmli mi? Yani kurumunuz zaten evet, otizm vakfı. Öğrencilerin evet. de hepsi otizmli. Aynen. Şimdi otizmliler ama hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Fiziksel açıdan da farklılar. Birinin yaptığı beceriyi diğeri hemen yapmayabiliyor. Birine sunmuş olduğumuz beceriyi biri 2 günde alırken diğeri belki 1 hafta sonra, diğeri belki 1 ay sonra alabiliyor. Bu noktada farklılık gösterdiği için her öğrencimize özel programlar düzenliyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Bu arada yayın odasına seslenmek istiyorum. Görüntüler getirmiştiniz siz. Evet. Çalışmalarınızla ilgili. Bence çok güzel olur. Aynı anda onu tabii, da yayınlayabilirlerse tabii. arkadaşlarımız. Çok güzel olur. Bülent peki, sosyal... hocam, evet, affedersiniz buyurun. Bölüyorum ama şimdi geniş bir yelpazeye sahip dedim. Bu noktada biz bunu öğrencilerimizde de çok net gözlemliyoruz. Örneğin bilişsel olarak benim oğlumdan çok daha iyi olan bir çocuğumuz iletişimsel olarak ya da kendini ifade becerisi ya da sözcükleri doğru şekilde çıkarabilme noktasında oğlumdan daha geride olabiliyor. Hı. Evet. Her birinin bireysel farklılıkları çok var. Çok fazla. Hı-hı. Evet, görüntüler de gelmeye başladı. Yani ben çok farklı otizmli öğrenciler gördüm. Evet. Kendi iş hayatımda da gördüm. Cidden şu koordinasyonu sağlamak, el göz koordinasyonunu sağlamayı öğretmişsiniz. Bunlar bence çok güzel. Arka planında hocalarımızın çok ciddi emeği var ama gerçekten evet. insanüstü bir çaba gösteriyorlar sağ olsunlar. Şu anda sanki grup eğitimi gibi gördüm. Yani bu sosyalleşmeleri yönünde de yapılan çalışmalara katkı sağlıyordur tabii değil ki. Mi? Tabii ki ve biz evet. normalde bu çalışmalarla başlamıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi temel spor becerileriyle başlıyoruz. Onlar artık kazandırıldıktan sonra bu becerileri nedir geçiyor. O temel i̇şte spor becerileri? İşte biraz önce bahsettiğim gibi zıplamalar, sıçramalar, topu atıp tutmalar. Çünkü bizim çocuklarımızda ince motorları gelişmiş değil, kaba motor hareketleri becerileri de gelişmiş zayıf, evet. değil. İlk öncelikle onları güçlendirmek adına bir spor programı hazırlıyoruz. Çocuklar hazır duruma geldikten sonra artık mini parkurlar kuruyoruz. Çocuğun vücudunun farkına varması bilişsel olarak o kadar işimize yarıyor ki. Yani vakfımıza geldiğinde 10 yaşında bir çocuk çorabını giyemiyor örneğin. Çünkü ayağını bile farkında değil bazen baktığınız zaman. Vücudunu tanımıyor çocuk.
Böyle olunca bizim bu basit gibi gördüğümüz o top atıp tutma çalışmaları, çok dikkat önemli. Motor beceri gelişimi çok gerçekten önemli. Gerçekten öyle. Hani sağlıklı çocuklar için de hocamın dediği gibi sağlıklı çocuklar için de bu böyle. Onlar için de öyle. Şimdi ben birinci sınıf öğretmeniyim. Depremden sonra Elazığ'da biliyorsunuz hayat alt üst oldu hayatlarımız. Çocuklar eve kapandılar pandemiyle birlikte. İnanın çocuklarla spor yapmaya başlıyoruz beden eğitimi dersinde. Bakıyorsun ki çocuk hantal, vücudunu tanıyamıyor, zıplayamıyor bile. Otizm çocuklarımızda bu çok yoğun bir şekilde gözlemlenmekte. Yani şimdi siz söyleyince düşünüyorum. Benim birazcık da ilgi alanıma giriyor. Bizim çocuklarımız şu an hepimizin çocukları var. Otizmli değil, yani normal çocuklardan bahsediyorum. Hepsi hantal. Yani evde tabletin başında, bilgisayarın başında akıllı telefonla meşgul oluyor. Sosyal yani becerileri sadece, zayıf. Sadece parmaklarındaki ince motor becerileri gelişmiş, hızlı yazıyorlar. Onun haricinde dediğiniz gibi diğer koordinasyon hareketlerinde zayıflar. Böyle bir eleştiri getirebiliriz. Yeni nesil çocuklarımız otizm belirtilerine benzer şu tablolar göstermekte. Sosyal iletişim noktasında da eve bir misafir geldiğinde hoş geldin demek, onları nasıl karşılayacağını bilmeyen çocuklarımız var ne yazık ki. Dediğiniz gibi sürekli teknolojiyle alakalı oldukları için. Ben çocuklarımı biraz kısıyorum bu konuda. Belki de çok mutlu değiller bilmiyorum ama ben onların iyiliği için yaptığımı düşünüyorum. Evet. Yani daha birazcık mutlu ve sağlıklı sınırlı olacaklarını düşünüyorum. Evet, inşallah bir gün böyle teknoloji bağımlılığıyla ilgili bir program da yaparım ben. Şuna da değineyim Bülent Bey yeri gelmişken. Yani otizm bundan 30 sene kadar önce 2000 doğan her 2000 çocuktan bir tanesi otizm tanısı alırken günümüzde 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya geliyor. Çok ciddi bir artış var yani. Evet, programı yapmadan önce ben de hazırlık yapıyorum. Hı-hı. Merak ettim. Dün Profesör Bengi Semerci Instagram'da canlı yayında aynı o da bu programa benzer bir programda konuşuyordu. 2 Nisan otizm farkındalık konulu. O da farkındalık kazandırmak amaçlı bu programı yapıyoruz dedi. Hı-hı. Sizin cümlenizin aynısını kurdu. Evet. 60 kişiden bir kişide otizm belirtisi var dedi. Evet. Artı bu rakamların da çok gerçekçi olmayabileceğini, teşhis konulamamış kişiler olabileceğini veya yanlış teşhis konulup otizm tanısı konulmadığı için böyle olabileceğini söyledi. Yani çok ciddi bir rakam. 60 kişide yeni doğan 60 çocuktan birinin otizmli olarak doğuyor olması ve sıkıntı bir de şu benim kanaatim neden olduğu tespit edilemeyen bir durum. Tabii ki evet. Ya en azından o tespit edilse ona yönelik çözüm bulunacak. Sadece tahminlerle ilerleniyor. Aynen öyle. Genetik faktörlerin etkili olduğu söyleniyor. Bunun yanında çevresel faktörlerden de şey diyor. 45 yaş ve üzerinde evli olup çocuğu olanlarda olma durumu diye Bengi Semerci'nin beyanlarını söylüyorum. Selma Hanım şimdi eğitimi yine konuşacağız detayları. Fakat siz önemli bir süreçten geçtiniz. Yani çocuğunuz 2007 kaç dediniz? Kaç yılında siz? 2015 Nisan ayında. 2015 Nisan ayında çocuğunuzun otizmli olduğunu öğrendiniz. Evet. Bu sizi bu safhaya getirdi. Şu anda otizmlerle ilgili bir vakıf kurdunuz. Evet. Vakfın başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Sanırım vakıf da mazisi çok değil değil mi? Evet. 2 veya 3 yıllık bir mazisi var. Kuruluş amacı neydi? Tahmin edebiliyoruz kuruluş amacını ama siz ilk çıkış noktanız neydi? Şimdi sizin vakfı de kurarak dediğiniz gibi tanı aldıktan sonra çok zorlu bir yolculuk başladı bizim için. Evet. İşin içinde hem fayda gördüğümüz tedavi yöntemleri oldu, fayda görmediğimiz şeyler oldu, çok kötü niyetli insanlarla karşılaştığımız oldu. Bu da bizi böyle bir vakıf kurma yolunda inanın bu amaç üzerine çalışmamızı sağladı. Her işte bir hayır var derler. Yani buna benzer sıkıntısı olan insanlara hem yardımcı olmak değil mi? Onların tabii buluşabileceği, destek tabii alabilecekleri, evet, gerekirse destek verebilecekleri bir yer oluşturma kararı aldınız. Bir de dediğiniz gibi biz inanın kız kardeşimin doktor olduğundan söz ettim. Fizik tedavi uzmanı. Fakat o bile otizmin tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Yani toplum olarak otizm farkındalığı oluşturmak en başta gelen amaçlarımızdan bir tanesi. Herkes bizim gibi böyle sudan çıkmış balığa dönmesin, otizm tanısı aldığında ne yapacağını bilsin ve doğru yolda ilerlesin. Bu bizim ilk amaçlarımızdan. Çünkü biz bu süreçte dediğim ne gibi çok... Ne yaşadınız ben onu da merak ediyorum. Yani bilmiyorum hatırlatmak da istemem ama yani o yok, süreçte hangi duyguları yaşadınız?
Şimdi otizmin bilinen tek tedavi yolu eğitim. Yani eğitim bizim için tedavi anlamını taşıyor. Dediğiniz gibi çevresel faktörlerden kaynaklı olduğunu ileri süren uzmanlar var ve bu uzmanlar işte bizleri diyet, GAPS diyeti ya da işte başka hocaların önerdiği diyet, çok katı disiplinli diyetlere yönlendirdiler. Biz de tabii ki çocuğumuz söz konusu olunca işte diyetlere başladık. Kim ne diyorsa, yani şifa olacak ne yöntem duyduysak bunu uyguladık yani açıkçası. Yani çocuğa mı diyet uyguluyorsunuz? Tabii ki evet, çocuğa çok katı bir şekilde gluten ve kazein diyeti uyguluyoruz. Kazein süt ve süt ürünlerini kapsıyor. Gluten ise un, buğday, ne varsa hayatınızdan çıkarıyorsunuz. O kadar ciddi katı bir diyet ki, yani ben 1,5 ay çocuğumu inanın sadece et ve kemik suyuyla besledim. Yani burada amaç ne? İyileşme burada amaç mi? Işte, yani tedavi amaçlı mı diyorlar bunu? Bazı hocalarımız, uzmanlarımız çocukların, otizmli çocukların bağırsak geçirgenliğinin olduğu, toksin maddeleri beyne bu şekilde gönderdiğini, istenmeyen davranışlar, stereotipik hareketler, takıntıların bu açıdan yola çıktığını savunan hocalarımız var. Biz de açıkçası tabii ki bunu duyunca ben hemen bu diyetleri öneren hocaların kitaplarını aldım, okudum. Hemen uygulamaya başladık. Yine diyetisyenlerden de yardım alarak. Ancak ben açıkçası şimdi bazı anneler bana kızabilir, otizmli çocuğu olan anneler, ama diyetten hiçbir fayda görmedik. Yani zaten bilimsel bir geçerliliği olsaydı bunu bize başvurduğumuz hocalar, profesörler, doktorlar önerirlerdi. Bizimki bir umut, denedik. 1,5 sene kadar diyet yaptım çocuğumda. Belirgin hiçbir değişiklik olmadı. Bu bizi işte dediğiniz gibi bu yanlışlar bizi doğru yola sevk etti. Ve otizmin tek tedavi yönteminin eğitim olduğunu. Fakat bu eğitim de nitelikli bir eğitim olacak. Yani haftada 3 saat bu çocuklar devletimizden destek alarak 3 saat birebir eğitim almaktalar. Bu bizim için çok yetersiz. Yoğun olması gerekiyor, kesintisiz olması gerekiyor ve birebir eğitim olması gerekiyor. Bu noktada da başka şehirlere taşınmayı düşündük. Hani otizmli çocuklara yönelik Elazığ'da böyle bir eğitimi verecek bir kurum yok. Eğitim imkanlarının daha yüksek olduğu yerlere taşınmak istediniz. Evet, ama aynı zamanda otizm zor bir süreç olduğu için annelerimizi, babalarımızı kaybetmek istemedik başka bir şehre taşınınca. Böyle olunca dedik ki biz en iyisi bu modeli kendi şehrimize taşıyalım. Evet. Başta biz ve diğer otizmli çocuğu olan aileler rahat bir şekilde çocuklarını güvenli insanlara teslim ederek çocuklarının yoğun, tam gün, dolu dolu vakit geçirebilecekleri bir merkez açalım. Bunu kurarken size destek olanlar oldu mu? Yani resmi kurumlardan veya diğer otizmli çocuk ebeveynlerinden maddi veya manevi destekler alabildiniz mi? Tabii ki, elbette. Elazığ Belediyesi'nin en başta yardımı yatsınamaz. Onlarla bir ortak hizmet sözleşmesi imzaladık. Hangi tarihte? 16 Temmuz 2021 tarihinde belediye ile ortak hizmet sözleşmesi imzaladık ve Rızaiye Mahallesi'nde bulunan eski düşkünler evi binasını bizim hizmetimize, amacımıza tahsis ettiler, sağ olsunlar. Başkanımıza da kanalımız aracılığıyla Sayın Şahin Şerifoğulları'na buradan da teşekkür etmek isterim. Düşkünler evi binası Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi olarak bizden önce hizmet vermekteydi. Amacımıza tahsis edince hemen kolları sıvadık, çalışmaya başladık. Beden eğitimi öğretmenlerimizle işe başladık açıkçası. Şöyle 7 ay kadar oldu faaliyete başlayalı. Ama 7 ayda çok şey başardınız gibi geliyor. Çok güzel şeyler, evet. Gerçekten hani hocam da belirtti, mucizelere tanıklık ediyoruz diye. Biz ilk Ömer'le masa tenisine başladığımızda raketi bantla eline sarıyorduk. Çünkü o kadar dikkat becerisi zayıf ki elindeki raketin farkında değil. Dikkati hep başka yerlerde. İşte odadaki bir resim dikkatini çekiyor. Ya da hocasının kokusu o an dikkatini çekiyor olabilir. Saçı, oradaki başka nesnelere odaklı. Ama işte hocalarım yılmadan çalıştılar. Buradan hocalarıma da çokça teşekkür etmek isterim. Siz de eğitimcisiniz. Evet. Muhtemelen birlikte bir şeyleri planlıyorsunuz değil mi? Evet, elbette ki. Tabii hocalarımız ki da zaten tecrübeli. Gönüllü olarak destek veren hocalarımız var. Koordinatör hocamızın kız kardeşi Ela hocamız var. Evet. Sağ olsunlar. Çocuklarımızın ilerlemesiyle ilgili onlara danışıyoruz. Destek veren gönüllü doktorlar, hekimler var. Herkesin de desteğini beklediğimizi de buradan hemen ifade edelim. Özel eğitim aslında ülkemizde son yıllarda çok böyle değer görmeye başladı, öyle diyeyim. Belki istenilen düzeyde değil.
Ben de 2003 yılından beri bu işin içerisindeyim diyebilirim. Evet. Zaman zaman farklı kurumlarda da çalıştım ama 2005 yılında özellikle devletin desteği çok fazla olmaya başladı. Yani özel kurumlar bu hizmeti vermeye başladılar. Devlet onların ödemelerini yapıyor. Sizinki gerçi vakıf zaten. Siz kendi imkanlarınızla, kendi çabalarınızla bunu sürdürüyorsunuz. Ama bu bir başlangıç. Hı hı. Buna benzer bir sürü vakıflar biliyorum. Yani kuruluyorlar. 10 sene, 20 sene sonra bir bakıyorsunuz ki Türkiye'nin her yerine yayılmışlar. Evet. İnşallah buradan başlayan, Elazığ'dan başlayan bu otizmlilerle ilgili hizmet serüveni bu vakfın şubeleriyle Türkiye'nin değişik yerlerine yayılır. Çünkü cidden ciddi bir rakam. Yani 60 çocuktan bir çocuğun otizmli doğuyor olması bu ne demektir? Yani 60 milyonda 1 milyon olabilir ileride. Evet. 1 milyon otizmli çocuk. Evet. Bu hizmeti de bunların zaten tedavisi yok. Evet. İlacı yok. Herhangi bir ameliyatla, operasyonla düzelme gibi bir durumu yok ama bunların tedavileri sizin de söylediğiniz gibi eğitim. O zaman inşallah hem burada çok ileri düzeyde, çok daha güzel mekanlarda eğitim olanaklarınız artmış bir şekilde bu çocuklara eğitim verirsiniz ve Türkiye'nin her yerinde olur diye bir temenniyle hocamıza. Doğu Anadolu bölgesinde biz tekiz. Evet. Dediğiniz gibi inşallah birçok aileye ulaşabiliriz çünkü hakikaten çok zor durumda olan aileler var. Evet. Hava Hanım, size geçelim. Tabii ki. Şimdi nihayetinde ders nasıl yapıyorsunuz biraz konuya girdiniz ama bunun bir öncesi, bir planlama süreci var herhalde. Evet. Bu süreci bir anlatabilir misiniz? Dersten önce ne yapıyorsunuz? Ders anında onu uygularken neler yapıyorsunuz? Ya şöyle, bizim öğrencilerimiz artık vakfa geldikleri zaman her öğrenciyle bir öğretmenimiz ilgileniyor. Birebir eğitim sürdürüyoruz. O öğrenci artık kapıdan içeri girdikten sonra öğretmenin sorumluluğunda. Her adımını beraber geçiriyorlar gün içerisinde. Öğrenciyi dinlenmeye alır. Ondan sonra çocuğun spora başlatmadan önce bir ısınmasını yaptırır, egzersizlerini yaptırır. Ondan sonra çocuğun programında o gün ne varsa ona uygun eğitimi yürütür. Tabii bu programlar bazen sekteye de uğrayabiliyor. Çocukların duygu durumları her zaman aynı değil olmuyor mi? O maalesef. Da bir sıkıntı. Evet, o öyle olunca o an neyi gerektiriyorsa, çocuğa nasıl davranılması gerekiyorsa ve o an spor yapılması gerekmiyorsa onu yaptırmıyoruz. Çocuğu anlamak lazım o noktada. Bazen otizmde çocuklarının sanki duyguları yokmuş gibi, belki o sevgiyi bilmiyorlarmış gibi de algılanabiliyor. Aslında duygularını gösteremiyorlar evet, diye düşünüyorum ben. Belki aynen. Bizden 5 kat 10 kat daha duygusallar belki de. Evet, gösteremiyorlar. Bence öyle. Yani bunu zaman geçtikçe, öğrencileri tanıdıkça, onlarla çalıştıkça daha farkına varıyoruz o duygu durumlarının. Hani bunu bazen bunları ifade edebilen öğrenciler oluyor çok nadir olarak. O anki duygu durumunu ama çoğunda yok. Bazen de konuşma becerisi de olmadığı için o duygu durumunu bilemiyoruz. Ama öğrenciyi tanıdıkça ifadesinden, gözlerinden o anki anlayabiliyoruz. Çünkü çocukla artık bir günümüzü beraber geçirdiğimiz için her aşamada, yemek yerken, spor yaparken, dinlenirken hep beraber olduğumuz için çocuğu tanıyoruz artık. Grup çalışmalarını nasıl yapıyorsunuz? Grup çalışmaları şöyle, biz birebir. Yani grup olarak yaptıkları oyunlar var herhalde tabii değil mi ki birlikte? Şöyle, en başta zaten öğretmeni öğrenciyi alır, onunla birebir çalışma yapar. Bu yani öğrenciyi mevcut bir konuma getirmek lazım, bir duruma getirmek lazım. Evet, o seviyeye ulaştıktan sonra biz eşli çalışmalar yapıyoruz. Evet. Eşli çalışmalardan sonra grup çalışmaları yapıyoruz. Yani direkt çocuğu grup çalışmasının içine alamıyoruz. Çocuk yeni başladığı zaman, yani o zamandan bahsediyorum. Çocuğun o ortama alışıyor olması gerekiyor. Hareketleri yapabilecek konuma gelmiş olması gerekiyor. Ondan sonra grup çalışmalarını alıyoruz. Grup çalışmalarında çocuklar artık sosyalleşiyorlar. Birbirleriyle uyum içerisinde çalışabiliyorlar. Çocuklar da birbirlerini tanımaya başlıyorlar ve grup çalışmalarının çocuklar üzerinde faydası ciddi yani şekilde var. Sosyalleşmeye adım atmış oluyorsunuz. Tabii zaten ki bu çocukların en belirgin eksik özellikleri evet, sosyalleşme değil mi? Ve burada spor yapınca sanki sadece fiziksel anlamda bir şey gerçekleştiriyormuşuz gibi algılanıyor ki yani bunu bilmeyen, görmeyen açısından böyle algılanıyor olması normal ama
Bizler spor yaptırırken hem çocukları fiziksel hem de mental açıdan yani hayata hazırlıyoruz bir nevi. Mental deyince aklıma şu geldi. Yani bu çocuklar aynı zamanda resmi okullarda, devlet okullarında değil mi? Eğitimleri evet, devam ediyor. Akademik devam eğitimleri devam ediyor. Evet, devam ediyor. Rehabilitasyon kalan, merkezlerinden destek alıyorlar. Oradan da alıyorlar. Evet. Devlet okullarında tabii özel eğitim de görüyorlar. Ki, evet. Akademik eğitim görüyorlar. Sizin bizden oradan da de destek spor eğitimi. Ben şunu alıyorum, hemen eklemek evet istiyorum. Evet. Günlük yaşam becerilerine yönelik de çalıştırıyoruz çocukları. Diş fırçalama, ayakkabı bağcığı bağlama, kıyafetlerini giyme çıkarma ya da yemek tuvalet yeme becerisi, adabı. Tabii evet ki tuvalet eğitimi önemli olmayan çocuklarımıza, benim oğlum örneğin 6 yaşında tuvalet eğitimini alabildi. Böyle olunca çocukların eksiği neyse, ihtiyaçları, o yaş dönemleri hocamın dediği gibi 9 yaşında bir çocuğun şu an hangi aşamada olması gerekiyorsa buna dair değerlendirme formlarımız var zaten. Çocuğu bir değerlendirmeye alıyoruz. Eksik olan ne varsa ona dokunmaya çalışıyoruz. Bunlar çok önemli aslında. Yani bakan kişinin, o çocukla ilgilenen, bakma işini yüklenen kişinin hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırmamız lazım. Yani günlük yaşamını sürdürebilecek bir hale gelmesi tabii çok ki önemli bir husus. Hı hı. Evet. Evet. Telefon numaramız dönüyor değil mi ekranda? Evet dönüyor. Tamam. Şimdi şunu merak ediyorum Hava Hocam. Diyelim ki çocuklarla eğitim yapıyorsunuz ama onların böyle çok ilerleme kat ettiği, sizi de şaşırtacak bir becerisi oldu mu? Hiç öyle bir şey yaşadınız mı? Yani bu tabii ki oluyor, olmaya devam beklentinin ediyor. Beklentinin üzerinde ve olacaktır. Şey. Evet. Yani devamı da gelecektir. Çocukları ilk günden itibaren biz kayıt altına alıyoruz. Yani öncesi ve sonrası başta videolarımız. Geldiğinde nasıldı? Evet. Şimdiki seviyesi şimdi ne oldu? Şimdi biz onları izleyince artık ben böyle bir geriye dönüp bakıyorum. İnanılmaz derecede bir değişim yaşanmış ve bu gelişimler bizi çok mutlu ediyor. Ve bundaki bu gelişimleri görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Aile de çok mutlu oluyor. Ve bize galiba bu gücü katan da bu sonuç oluyor. Yani aileleri de merak ediyorum. Sizin bu yaptığınız çalışmalar gözlerken veya ulaştıkları o aşamayı gördüklerinde sizlerle neleri konuşuyorlar, ne paylaşıyorlar, ne hissediyorlar? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, çocuklarımızın daha önce, bizden önce herhangi bir spor yaşantıları olmamış. Normal okullarında eğitimlerine devam eden çocuklar, ayrıca işte rehabilitasyon merkezlerinde devam ediyorlardı. Şimdi bu çocuklarda bildiğiniz üzere sadece özel eğitim veya sadece bir rehabilitasyon merkezi veya sadece bir spor değil de birçok aktivite ve eğitim hayatlarında olmalı. Şimdi aileler artık başladıkları zaman bence ummuyorlardı bu kadar. Yani ilerlemeyi gördüklerinde ne olduğunu hissediyorlar, ne cümle kuruyorlar? Ben o cümleyi merak ediyorum. Yani ne diyorlar? Yani şöyle söyleyeyim, o cümleden daha değerli bir şey var. Evet. O bakış, o çocuklarına bakışları bambaşka bir şey. Hani onu görünce, bizim dün bir programımız da vardı. Otizm Farkındalık Günü programımız. Ben orada yani özellikle dikkatimi çeker böyle şeyler, ailelere bakarım. Ne düşünüyorlar, nasıl bakıyorlar, nasıl gözlemliyorlar diye. Ben onların çok mutlu olduklarını, yani çocuklarındaki gelişmelerin fark ettiklerini ve bunun insanlara umut anlamında çok şey kattığını düşünüyorum. Aileler de o gelişimleri gördükleri zaman, ki artık videolarımızda paylaşıyoruz, aileler görüyor ve mutlu oluyorlar. Çocuklarının bunu da yapabileceğini düşünmediklerini, yani bu aşamaya gelebileceğini düşünmediklerini ifade ediyorlar. Bunlardan biri de Selma Hanım. Ya o da mı inanmıyordu bu yani aşamaya gelebileceğini? Yani inanmamak dediğimiz şey yani değil. Masa tenisine ilk başladıkları aynen zaman topa bakmıyordu bile. Biz topu sabitliyor hocalarımız, iple bağlıyorlar, çeşitli mekanizmalar evet oluşturuyorlar. İnsanüstü bir çaba sarf ediyorlar hakikaten. Ben şöyle bir baktığımda ya da işte bir beramızı düşünüyorum. İp atlamaya başladılar hocamızla birlikte. Şöyle dedim, yani yok sanırım olmayacak gibi düşündüm. Fakat işte aradan bir hafta geçti, bir bakıyoruz ip atlamaya başladı. Bakıyorsun ip atlıyor ama bir duruyor. Hocamız onun üzerine yoğunlaşıyor. Sürekli olarak atlamasını sağlamaya çalışıyor. Yani basamak basamak beceriyi basamaklandırıyor hocalarımız ve onun üzerine yoğunlaşıp çalışıyorlar sağ olsunlar.
Allah hepsinden razı olsun, gerçekten canla başla çalışıyorlar ve sonuçlarına biz dün mesela nasıl karşılıyorlar aileler diyorsunuz, bir gösteri yaptık. Otizmli çocuklar genelde farkındalık günlerinde ya da işte engelliler gününde çok fazla programları alınmazlar. Stereotipik hareketler yaparlar, takıntılı davranışları vardır. Böyle olunca biraz daha arka planda, geri planda tutulurlar. Şimdi biz çocuklarla bir halk oyunu gösterisi yaptık ve inanın mutluluk gözyaşlarıyla izledik anneler olarak. Biz diyorum ya, her gün mucizelere tanıklık ediyoruz. Evet. Şimdi Selman, ben şunu merak ediyorum. Siz çocuğunuza teşhis konulduktan sonra çocuğunuzla böyle bir tahminim tabii. Hı-hı. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Farklı bir yaşam formatına girmişsinizdir, evet, diye ki tahmin ediyorum. Tabii ki, evet. Çünkü artık hayatınızın, zaten her zaman çocuklarımız hayatımızın odağındadır ama evet, eğer bize biraz daha fazla muhtaç olan bir çocuğumuz varsa yaşam standartlarımız birazcık daha değişiyor. Tabii, diğer insanlar gibi olmuyor. Hem bunları birazcık anlatmanızı istiyorum. Hı-hı. Bir de diyelim ki otizmli çocuğu veya herhangi engelli bir çocuğu olmayan bir ailenin yaşamından sizin yaşantınızın farkı nedir? Siz parka gittiğinizde, alışverişe gittiğinizde, yolculuk yaptığınızda, yani sizin yaşantınızla diğer normal ailelerin yaşantısı arasında bir fark görüyor musunuz? Çok fazla fark var tabii ki. Yani bizim her şeyimizin planlı olması gerekiyor. Çünkü otizm tek başına var olan bir şey değil. Otizme hiperaktivite eşlik ediyor, uyku bozuklukları eşlik ediyor, davranış problemleri eşlik ediyor. Onun için bizim bir tatile gitmemiz, bir yere konuk olarak gitmemiz ya da eve misafir davet etmemiz, bunlar hakikaten bizim için çok problem olabilecek şeyler. Yani böyle siz olunca... Siz misafirliğe gittiğinizde sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyor musunuz veya... Yaşıyor sıkıntı musunuz? Yaşayacağımı düşündüğüm hiçbir yere gitmemeyi tercih ediyorum. Bu bile, ancak, bu bile bir şey yani. Tabii bir ki. Belirgin tabii bir ki, durum kesinlikle. Yani. Fakat şunu da söyleyeyim. Yani günümüzde insanlar zaten sağlıklı çocuklara bile tahammül edemez hale gelmişler. Aman işte camımı kirletir, elini şuraya sürer falan filan gibi. Hakikaten hanımlar işi abarttılar. Ben Elazığ'da bunu çok fazla gözlemliyorum. İşte evim, eşyam aman kırılmasın, aman yeri değişmesin gibi. Bundan da toplum olarak gerçekten vazgeçmemiz gerekiyor. Eski usul, böyle çocuklarla birlikte gezmelere gidebilmemiz gerekiyor. Sağlıklı çocuklara tahammül edemezken insanlar, otizmli bir çocuk gittiği evde o evi bir denetlemek isteyecektir. Orada dikkatini çeken her nesneye dokunmak isteyecektir. Bu da ev sahibinin çok hoşuna gitmeyebilir tabii ki. Bizim hakikaten biz şanslı bir aileyiz, onu söyleyeyim. Yani yakın çevrem, akrabalarım, komşularım, buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizi farklılığımızdan ötürü dışlamadılar. Ama Bülent Hocam, buna çokça şahit oldum. İnanın en yakın akrabaları, çocuğun öz halası konuk olarak çocuğu evine gelmesini istemiyor. Evet. Problem davranışlar gösterdiği için. Ve ben yakın zamanda şöyle bir, hani pembe bir tablo çizmeyeyim. Evet, çok Allah razı olsun hepsinden. Komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız her zaman bize davetkar davrandılar ve farklılığımızla kabul ettiler bizi ama 2 sene önce gittiğim bir gezmede alt komşu oğlumun işte zıplamasından dolayı, gürültü çıkmasından ötürü çok hoşgörüsüz bir şekilde davrandı. Ben güçlü bir anneyim, onu belirteyim inşallah. Allah gücümü daim etsin inşallah. Çok da kaba bir şekilde bunu ifade etti. Hemen hukuki yollara başvurduk inanın. Ve annelere de buradan onu tavsiye ediyorum. Sakın ayılmayın. Otobüste, toplu taşımada, komşularla asansörde, orada burada çocuklarımız bizim bağırabilirler. Tanımadıkları insanlara dokunabilirler. Mesela biz Ömer'de bunu çok yaşıyoruz. Bankada bankamatikten para çekeceğim. Bir bakıyorsun orada bir şeyden korkuyor ama korktuğu şeyi göremiyorsun. Yanında hiç tanımadığı birine sarılıyor örneğin. Yani. Evet. İnsanlar ne oluyor diyor hani. Çocuk da artık büyüdü 9 zaten yaşında. Zaten bugünkü programımız da aslında farkındalık kazandırmak kesinlikle amaçlı. Evet. Bu dediğiniz problemleri zaten tahmin edebiliyoruz. Herhalde bugünü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nü belirleyenler de bunu fark etmişler ki, evet, adını Farkındalık Günü kesinlikle koymuşlar. Evet. Yani bu bence bir süreç. Bu süreci şu anda yaşıyoruz. İnsanların hepsi bunun farkına varacaklar. Ve ben şunu düşünüyorum. Otizmli çocuk sosyal hayata ve insanlara uyum sağlamak zorunda değil. İnsanlar otizmli çocuğa kesinlikle uyum sağlamayı kesinlikle öğrenmeliler. Doğru, evet, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet, şimdi hepsini çok aslında
çok nokta atışı vurgular yaptınız. Yani gezmeye giderken de veya misafir ağırlarken yaşadığınız zorlukları. Ben iyi biliyorum ki şu anda bizi izleyen otizmli çocuk sahibi aileler hepsi sizi canı gönülden onaylıyorlardır. Hı hı. Bu arada az önce bir mesajımız gelmişti ama ben onu kaçırdım herhalde. Herhalde sizin kurumunuza gelen birisiydi. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor, hafta sonları sürüyor. Çok verdiğiniz bilgilerden dolayı memnunuz gibi bir mesaj vardı. Sağ ya olsun, ben kaybettim. Veririz. Tabletleri de kullanmayı beceremiyorum. Şimdi vakıf kuruldu. Kuruluş amacı belli. Hem sizin çocuğunuz hem diğer otizmli çocuklar daha iyi eğitim alsınlar. Çünkü onların tedavileri eğitim dedik. Hı hı. Bu amaçla kurdunuz. Peki ilerisi için beklentileriniz nedir? Yani vakfa muhakkak bu işin ekonomik gerçekleri var. Belki bürokratik gerçekleri var. Yani güçlük anlamında söylüyorum. Hı hı. Ekonomik güçlükleri, bürokratik güçlükleri. Sizin ileriye dönük hedeflediğiniz, vakfınızı taşımak istediğiniz aşamaya yönelik kimlerden neler beklersiniz? Böyle bir şey aklıma geldi. Güzel. Yani daha iyi olsun diye. Hı hı. Kimler size ne katkı sağlayabilirler? Hem ekonomik yönden söyleyelim. Yani şimdiye kadar katkı sağlayanlar, Allah razı olsun hepsinden, hakikaten güzel ilerliyoruz. Küçük adımlarla ilerliyoruz. Şöyle de bir amaçlar kısmına dönmek istiyorum. Şimdi biz çocuğa evet nitelikli bir eğitim amaçlarımızdan biri çocuk. İkinci amacımız aile. Aileler çocuklarını bizlere teslim ettiği zaman işte komşusuyla kahve içebiliyor, alışverişini yapabiliyor. Hani rahat olmalarını sağlıyoruz ailelerin. Evet. Ayrıca toplumsal farkındalık yaratma amacımız arasında ayrıca hocalarımızın istihdam edilmesi noktasında da güzel bir amaca hizmet etmekteyiz. Bu noktada Elazığ için, Doğu Anadolu bölgesi için çok büyük bir proje Yaşam Otizm Vakfı Spor Eğitim Merkezimiz. Böyle olunca da Elazığlı iş insanlarının bizlere destek vereceğini umut ediyorum. Ama şimdilik henüz daha dediğim gibi küçük adımlarla ilerlediğimiz için olacaktır. İnşallah. Olacaktır. Çünkü ben farklı otizm değil ama farklı hizmet veren diyelim ki kurumların çok ilerlediklerini görüyorum. Hı hı. Hatta zengin insanların o kurumun içerisinde yönetiminde görev alıp ilerlere taşıdıklarını biliyorum. Bülent Hocam, evet. Biz masa tenisi, paten, bisiklet, hocam eksik bıraktığım bir şey var mı? Yani temel spor becerileri üzerine yoğunlaşıyoruz. Örneğin mutlaka yüzmeyi dahil etmek istiyoruz. Evet, fakat bir servisimiz yok örneğin. Çocukların gidişini, gelişini sağlayacak bir servis aracımız yok. Böyle olunca tabii ki ilerleyemeyebiliyoruz. Hani bir yerde tıkanacağız elbette. Bu noktada herkesin desteğini bekliyorum. Otizmli çocuklara duyarlılık gösterecek iş insanlarının olduğuna da inanıyorum Elazığ'da. Evet. Süremizin de sonuna geldik. Hı-hı. Arkadaşlarım işaret ediyorlar. Ben güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Otizm evet, farkındalık 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne uygun bir farkındalık kazandırdığımızı evet. umuyorum. Öyle diyeyim. Çok konuşulacak şeyler var belki evet. ama süremiz de birazcık sınırlı. Biz teşekkür ederiz. Evet. Duyarlılık gösterdiğiniz için çok memnun olduk. Vakfımızı tanıtmış olduk. İnşallah birçok aileye ulaşabiliriz. Hayatlara dokunabiliriz. Güzel şeyler olacağına ben inanıyoruz. Şeyler olacağına ben de inanıyorum. Evet. Tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam. Teşekkür ediyorum. Bir otizmle ilgili bir metin okuyarak bitirmek istiyorum. Yürekleri burukken yüzleri gülen ve mutluluk oyununu en iyi oynayan, yapbozların arkasındaki aferin alkışlarında ve yüreklerine sıkıştırdıkları minik avuçlarda sevgi ve umudu arayan otizmli çocuk anneleri. Onlar öğrenciliği yaşam boyu devam eden birer fedakar öğretmendir. Yüreklerindeki sessiz çığlığı yalnızca kendileri duyar. Çocuklarının gören gözü, duyan kulağı ve tutan elleridir. Onlar çocuklarının koruyucu melekleridir. Sevgili seyirciler, yarın 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Bugünkü programımızı da bu sebeple otizm konulu gerçekleştirdik.
Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya yeni konuklarla buluşmak üzere. İyi akşamlar.